Ulusal Meclis'teki komisyonda incelenmeye başlanan 51 maddelik Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensiple hazırlanan yasa tasarısı, Müslümanların hayatının neredeyse her alanına kısıtlamalar getiriyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de İslamcı ayrıcılıkla mücadele olarak tanıttığı gelen tepkiler üzerine Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler olarak değiştiren yasa tasarısı, ibadet, eğitim, evlilik gibi hayatın her alana getirdiği kısıtlamalarla ülkedeki Müslümanları ötekileştiriyor. Bakanlar Kurulu'na 9 Ocak'ta sunulmasının ardından 18 Ocak Pazartesi günü Ulusal Meclis'e özel komisyonun incelenmesi için gönderilen 51 maddelik yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale ediyor. Yasanın özellikle ve öncelikle Müslümanların ibadet yerleri olan camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahale çabası dikkati çekiyor. Camilerin Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almak isteyen Fransa, yasa tasarısının 35. maddesinde buralara yurt dışından yapılan 11 avro üzerindeki bağışların kaynağının açıklanmasını, kurala uyulmaması halinde 3750 avro para cezası uygulanmasını yazıyor. Tasarının hükümet tarafından hazırlanan tanıtım metninde bu maddeyle camiler ve Müslüman dernekleri üzerindeki yabancı nüfuzunun azaltılmak istendiği belirtiliyor. Tasarı, Müslümanların sadece ibadet yerlerine ve sivil toplum kuruluşlarına müdahale etmekle kalmıyor, eğitim seçimlerini de kısıtlıyor. Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu ülkelerde yasa tasarısı ailelerin çocuklarına evde eğitim verme özgürlüğünü de engelliyor. Yasa tasarısının 21. maddesi 3-16 yaş arası çocuklarda örgün eğitimi zorunlu kılıyor ancak bir sağlık durumu söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneğini mümkün kılıyor. Tasarının 15, 16 ve 17. maddeleri de evlilik ve onunla bağlantılı konuları ele alıyor. Bu maddeler çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporu gibi uygulamaları hedef alıyor. Ülkede neredeyse hiç karşılaşmayan bir durumun gündeme ilk sıralara çıkarılması dikkati çekiyor. Yasa tasarısının 18. maddesi bir kişiyi teşhir etmek amacıyla kimliğini ya da yerini internette veya mesajla açıklamasını yasaklarken 20. maddesi nefreti körükleyen paylaşımlarda bulunan acilen yargılanmasını sağlamak için ceza kanununda değişiklik yapıyor ve Paris savcılığında bu tür suçlarla ilgilenecek özel bir birim kurulmasını hedefliyor. Tasarının 4. maddesi de kamu görevlerinin dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin avro ile cezalandırılmasını, yabancıların ise sınır dışı edilmesini içeriyor. Bu maddeyle hastaların doktorlarının cinsiyete göre seçmesinin yasaklanması da amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Macron, Müslüman örgütlerini yeniden organize etmek ve ayrılıkçı İslam ile mücadele adı altında Fransa İslamı oluşturma çalışması başlattı. Fransa İslamı ilkeler tüzüğü şeklinde adlandırılan çalışmaya Fransa İslam Konseyi'ne bağlı iki Türk Federasyonu çalışmanın başlarındaki Fransa İslamı ifadesini ve tüzükteki siyasal İslam tanıtımını reddederek imza atmadı. Tüzük kapsamında oluşturulan Ulusal İmamlar Konseyi'nin çalışmaları ve Müslümanlara hizmet edecek cami görevlilerinin ülkede yetiştirilmesi planlanıyor. Paris yönetimi başka ülkelerden gelen imamların camilerde yabancı ülke nüfusunu arttırdığını ileri sürüyor. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.